bu kadar gelişmeler yaşanırken Kürdistan seçimleri Kürt halkının Kürdistan'ın Federal Kürdistan'ın geleceği açısından da oldukça önemli Irak Yüksek Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu dün yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını açıkladı bugün. Evet bugün başkent Erbil'de düzenlenen basın toplantısında sonuçları açıklayan komisyon yetkileri seçim verilerini resmi olarak paylaştılar. Komisyonun verilerine göre seçime katılan, katılma oranı %72 olarak ortalaması %72 olarak gerçekleşmiş. Bu normal bir katılım. Ee, Hevler'de 1 milyon 23 bin 66 seçmenin 762 bin 29/29'u oy kullanmış. Yine Süleymanya'da 1.087.192 seçmenden 715.499'u kullanmış. Burada katılım daha az. Halepçe'de de yine katılım biraz az diyebiliriz. Duhok'ta ise katılım oldukça yüksek diyebiliriz değerli izleyenler. Çünkü 722.565'i oy kullanmış. Ee, sandıkların yüzde 99.63 çünkü itirazlar var küçük sandıklar küçük yerlerde yani yüzde 99.63'ü yüzde yüze yakını açıldı. Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun resmi e, sonuçlarına göre yerde partilerin oy oranıyla başlayalım dilerseniz. yerde Kürtistan Demokrat Partisi KDP 345.822 oy aldı. Kürdistan Yusarlar Birliği yani Yenek'e 110.353 oy almış. Yeni Nesil Hareketi 103.684. Kürdistan İslam Birlik Partisi de epeyce oy almış. O da 24.065 oy almış. Hal West Koalisyonu 16.736 oy almış. Adalet Topluluğu yani Komel 2091 oy. Halkın Cephesi 9735 biri sorsun bana Türkmenler nerede? Hani de 400 bin Türkmen yaşıyordu. Ne habersiniz? <laughs> Türkmenler 1100 küsür oy almış arkadaşlar. Koskocaman Havler'de hani diyorlar ya Havler'de 300-400 bin Kürt yaşıyor falan filan. Hepsi yalan. Zaten bu bin oyun çoğu da girip oraya yerleşmiş itten mitten ibaret olan kişilerdir yani. Ben söyleyeyim size. Yoksa orada yok yani. Türkmen falan yok o bölgede. Neyse. Evet. Şimdi e, Süleymaniye'ye bakalım değerli izleyenler. Süleymaniye Kürdistan Demokrat Partisi KDP 57.832 oy almış. Kürdistan Yusaylılar Birliği YNK ise 256.813 oy almış. Yeni Nesil Hareketi 136.131 oy almış. Kürdistan İnsan Birlik Partisi 42.622 oy almış. Helvest 29.000. Ee, Adalet topluluğu 36.000 almış. Halkın cephesi 20.000 almış. Yani burada Süleymaniye'de epeyce oylar dağılmış ama ona rağmen Kürdistan Üniversiteler Birliği bir fark, bayağı bir fark atmış. Ee, burada e, KDP'nin neredeyse 5 katına yakın bir oy almış diyebiliriz. Duhuk, KDP'nin merkezi değerli izleyenler. Ve Duhuk'ta KDP silip süpürmüş açıkçası. Kürdistan İnsanlar Birliği 28.000 28 bin oy alırken KDP 400 bin oy almış. Ve yeni nesil hareketi de burada 40, 46 bin oy almış. Yine Kürdistan İslam Birlik Partisi 42 bin oy almış. Halves Koalisyonu 8 bin, Adalet Topluluğu 3.000 küsür, Halkın Cephesi 2 bin, Değişim Hareketi 200. Burada gördüğünüz gibi yine Türkmen Cephesi yok. Halepçe'ye bakalım değerli izleyenler. Halepçe'de Kürdistan Yurtseverler Birliği 12.500 oy almış. Kürdistan Demokrat Partisi KDP 4.900 oy almış. Yeni Nesil Hareketi 4.700 oy alırken Kürdistan İslam Birlik Partisi de 7.000 civarında oy aldı. Burada da KDP birinci parti olmuş durumda. Şimdi Halepçe ve Süleymaniye'de KDP, Duhok ve Hevler'de de Süleymaniye ve Halepçe'de Yenek'e özür diliyorum. Duhok ve Hevler'de KDP birinci parti. Ve siyasi partilerin aldığı toplam oy sayısı şu şekildeymiş. Kürdistan Demokrat Partisi 809 bin oy almış. Kürdistan İnsanlar Birliği 408 bin oy almış. Yaklaşık iki kat fark var Yeni nesil hareketi 290 bin oy almış. Baya bir oyunu tırmandırmış. Kürdistan İnsan Birlik Partisi 116 bin oy almış. Halvest Koalisyonu 55 bin. Adalet Topluluğu Komel yani 64 bin. Halkın cephesi 33 bin oy almış. Değişim hareketi ise 11 bin oy almış değerli izleyenler. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre birinci yılan Kürdistan Demokrat Partisi 40 sandalye kazanmış. İkinci sırada yer alan Kürdistan Ünsörler Birliği 25 sandalye kazanmış durumda şu anda ve yine yenesil hareketi de 15 sandalye almış gör gözüküyor. Eee Kılıçdaroğlu İstanbirlik Partisi 7 sandalye eee sanırsam eğer herhangi ciddi bir değişiklik olmazsa Komel ise 3 sandalye almış. Kürdistan parlamentosu 5'i Türkmen, Hristiyan ve Ermeniler için kota olmak üzere 100 sandalyeden oluşuyor değerli izleyenler. Hükümet kurulabilmesi için 56 bir sayısına ihtiyaç var. Mevcut sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olmuş değil. KDP ve Yeneke'den biri tek başına hükümet kurabilir mi sorusu geliyor. Birincisi KDP'nin yani YNK olmadan diğer taraflarla Hükümet kurması bu mümkün. Ee, i̇kinci senaryo KDP ve Kadapa ve YNK'ın ki en çok tutulan ve en çok desteklenen senaryo ikisi iki partinin iki büyük partinin biri 40 milletvekili biri 25 milletvekili çıkardığına göre çoğunluğu oldukça rahat bir şekilde alıyorlar ikisi kurabilir diye. Üçüncü senaryo var o da konuşuyor ee, yani YNK ile diğer e, taraflarla KDP olmadan hükümet kurması. Bu biraz zor görünüyor. Çünkü e, size bakın tekrar şey yapayım. E, hangi parti kaç milletvekili almış diye. Şimdi e, bir saniye arkadaşlar. Hemen ekrana getireyim. Sorun var neyse. Şimdi sanırsam şöyle söyleyeyim o zaman milletvekili sayılarına baktığımız zaman 2024 yani yeni şu andaki sonuçlara göre KDP 40 milletvekili almış. Evet KDP 40 milletvekili almış fakat bir saniye arkadaşlar. Hemen. Evet. KDP 40 milletvekili almış bu yeni son seçimlerde. KDP bundan önceki 2018 seçimlerinde ise 45 milletvekili almıştı. Yani burada bir 5 milletvekili kaybı var KDP'nin. Ee, ama yine de birinci parti onu söyleyeyim. Yeneken'in bugün aldığı e, milletvekili sayısı 24 kesin. 25 de olabiliyormuş. O da e, kesin sonuçlara göre değişecek. 24 milletvekili ve geçtiğimiz seçimlerde 25'e çıkmış ya evet, şu anda bir haber daha var. Yani 25 milletvekili almış. 2018 seçimlerde ise 21 milletvekili almıştı. O da 3 milletvekili falan arttırmış durumda. Ee, yani seçimin galibi galibi aslında 3 e, şeydir. E, yeni Nesil Hareketi. Yeni Nesil Hareketi 16 milletvekili çıkardı geçtiğimiz seçimlerde. E, pardon 16'dan birisi Yenek'e geçmiş. 15 milletvekili Diğer seçimlerde yani 2018 seçimlerde 8 sandalye almıştı. Bu e, seçimlerde 2 katını çıkarmış neredeyse. 15 sandalye çıkarmış. Onu söyleyelim e, ki Goran da epeyce düşmüş. 7'den 3'e düştü. Onu söyleyelim. Yani durum şu anda KDP ile Yenek'e birlikte 65 çoğunluk e, sağlanıyor. Oldukça yüksek. Eğer Yenek'e katılmaz ise Yeneke dışında e, KDP ile e, Yeni Nesil hareketi birlikte e, yapabilirler. Onların da çoğunluğu yetiyor. Yani 15-40-55 yine e, ikisi de kurabilir. Onların dışında küçük partilerle kurma şansları yok. Yani bu 3-4 parti, bu üç parti aslında e, eğer KDP olmazsa Yenek, Goran ve diğer partiler bir araya gelseler. O da mümkün ee, ama o olur mu biraz zor görünüyor. Yani şu anda KDP hükümeti kurma görevi verilecek ve bakalım KDP kimin kapısını çalacak. İhtimaldir ki YNK ile birlikte yine oturacaklar ve e, hükümeti kuracaklar değerli izleyenler. Durum onu gösteriyor. Şimdi e, 2018'deki seçimlerde büyük başarı yani parlamento sayısı olarak büyük başarı elde etmişti KDP. Bu seçimlerde gerçekten de hem 5 sandalye kaybetti hem de stratejik olarak e, yani 5 sandalye kaybetmek o kadar az değil. Epeyce bir kayıptır ki nüfus çoğalmış yeni seçmenler var. Yeni oy kullananlar var. Yani bayağı bir fark var. Yüz binlerce insan artmış. Ama buna rağmen KDP 5 sandalye kaybetmişse Sanırsam bu da bir seçimi kazanmaktan ziyade seçimi kaybetmek anlamına geliyor. Evet 2021'de 4 bölgede 577.952 oy toplamıştı KDP. Bu seçimde oylarını arttırdı. Dediğim gibi seçmen sayısı artmakla paralel bir şey bu. Yine Yenek'e de neredeyse iki katına çıkardı ve Yeni Nesil Hareketi oylarını çok ciddi bir şekilde iki kat çıkararak parlamentodaki sandalye sayısını neredeyse iki katına çıkarmış durumda. Kürdistan parlamentosu seçimlerini izleyen gözlemciler, örgütler de açıklama yaptılar. Sesim, seçim süreci boyunca siyasi partilerden 124 şikayet geldiğini ve toplam 327 ihlal kay, kaydedildiğini açıkladılar. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını